Karın zarı kanserinin tedavisi çok multidisipliner ortamda yapılması gereken bir tedavi. Öncelikle kemoterapi bazen gündeme gelebilir ama bazen de cerrahi önceliği kazanabilir. Bu tümörün cinsine göre değişmekle birlikte karın zarına sebep olan organın hangi organ olduğu veya direkt karın zarından mı kaynaklandığı veya yumurtalıklardan mı kaynaklandığı buna göre tedavi belirlenir. Karın zarındaki bütün tümörlerin çıkarılması, gözle görülebilir bir tümör kalmaması hedeflenmektedir. Bunun dışında eğer bu yapılamıyorsa o zaman 1 milimetreden daha büyük bırakılmaması bu tümörlerin tercih edilmelidir. Bunun sonrasında da karın bir kemoterapi ile bu kemoterapi de ısıtılarak yapılan bir kemoterapi karın yıkanmakta ve sonrasında hastalar yoğun bakımda birkaç gün izlenip daha sonra servise alınmaktadır. Bu ameliyatlar çok uzun ameliyatlar, çok büyük ameliyatlar. Bir takım komplikasyonlarla karşılaşılabilir ameliyat sırasında, ameliyat sonrasında. Ama yaşamın sağ kalımını, hastanın yaşama süresini ciddi oranda bir takım tümörlerde özellikle mezotelioma veya apendikse bağlı yani apandiste bağlı tümörlerde ciddi oranda hastanın yaşam süresini uzatmaktadırlar. Bazen kalın bağırsak tümörlerinde neredeyse hastanın yaşam süresini iki katına çıkarmakta. Mezotelioma dediğimiz mesleki bir hastalığa bağlı gelişen tümörlerde yaşam süresini bazen 5 yıla bazen 7 yıla kadar uzatmaktadır.